Onun yanına geldim. Arı ikinci uçuşunda yavru uçuşuyor. Yavru uçuruyor. Kuvan dip tablasına bakayım. Evet, biraz mum kırıntısı, biraz arı pisliği var. Onun haricinde herhangi bir varova dökümü yok. Doğal varova dökümü, kendi kendine dökülen yok. Arı orta çerçeveye çalışmış biraz. Onun haricinde bakalım durumu ne halinde. Evet, son durumu bu. Bakacağız kapalılar çıkmış mı? Dışarıda arı suya vuruyor ama kovan içinde gördüğüm kadarıyla çok fazla bir suya vurma olayı yok. Bu içeride yavru faaliyetinin daha henüz yeterince tam başlamadığını gösteriyor. Suya adam akıllı vurmaması. Yine tamamen temizlenmiş petek varsa sağlı sollu onları alacağım. Kayıp tamamen temizlenmiş mi? Henüz daha tamamen temizlenmemiş. Temizlenecek. Bu da yine tamamen temizlenmemiş, temizlenecek. Evet, gördüğüm kadarıyla biraz daha su fışkırtmam lazım bunlara. Açabilsinler diye iyice. Evet, biraz daha su fışkırtacağım. İyice yalasınlar. Evet, polenin etrafında günlükler var. Evet, günlükler atılmış durumda. Şu diğer çerçeveye de bakacağım. Eğer günlük onda yoksa bu günlük atılmış olanlarla yer değiştireceğim. Bunu günlük atsın diye koymuştum. Evet, herhangi bir günlük atımı göremiyorum. Yok. Ben görmeye çalışıyorum. Herhangi bir günlük yok. Tamam. Şimdi bu onu yer değiştireceğim.
kısmında polenleri de, buradaki polenleri de güzelce işlemiş. Şimdi bu polenler iç kısımda kalıyor. İç kısımda kaldığı için, bunun arkasında polen olmadığı için bunu hiza olarak en sağa koyacağım. Polenler boşa gitmesin. Nasıl olsa temizledi polenleri, güzelce yenilerini koydu, bastırdı. Kapalılar çıkmış, ona bakayım. Tam çıkmamış, yine var. Kapalı biraz daha. Ön tarafa doğru çalışmaya başlamış, güzel. Kapıların yerine de yeniden yağ döşemiş. Yeniden yumurta atmış onları. Herhangi bir kanatsızlık durumu gözükmüyor. Şuna bakayım, günlük var mı yok mu? Eğer günlük yoksa, bu duvar çerçevesi ise, bunu en dışa alacağım. Evet, arı bunu duvar çerçevesi olarak yapmış ama ana arı burada geziyor. Ana arı yumurta atmış mı? Ana arı burada geziyorsa, evet, ana arı buna yumurta atmış. Evet arkadaşlar, şu anda 3 çerçevede yumurtamız var. Ana arı 3 çerçeveye birden yumurta işlemeye başlamış. Bu iyi bir şey. Şimdi ben ne eksik kalıyor? Bunların güzelce sütlenmesi lazım. Şimdi ben sütlenmesi 3 çerçevede ayrı ayrı yerlerde olduğu için şu an 16 derece civarı bir hava var. Güneşin olmasına aldanmayın. Hava soğuk, soğuk rüzgar esiyor. Yaklaşık bir saat öncesine kadar da 14 dereceydi. Gece 8 dereceye kadar hava sıcaklığı düşüyor. Şimdi ben bu yumurtaların 12 derece altında zarar görmemesi için, yani gece 8 dereceye kadar düştüğü için, arı şu ana kadar tolere etmiş ısıyı. Ben bunların üstüne komple kek yatıracağım. Ve ısıyı böylece muhafaza edeceğim. Hem de içeriden bakıcı arıların üstten kek yiyip aşağıya süt döşemesini sağlayacağım. Kek akmasın diye üzerine, aşırı nem olursa içeriye akmasın diye böyle bir aparat koydum. Bunun faydasını görüyorum. Arı benim gözümde şu anda kritik eşiği aştı. Şimdi 3 çerçeveye ayrı ayrı yerlere yumurtladığı için bu 3 çerçeveye arının bölünmesi demek, gece sarabilmesi için. Bazı kısımlarını eğer saramazsa, yumurtalar zarar görmesin diye komple üzerine kek yatırdım. Böylece ısı muhafazasını kolaylaştıracak bu. Onun haricinde bu arıya bu vaziyette uzun bir süre gelmesem de aklım geride kalmaz. Ama takip edeceğim bakalım. Bu vaziyette kapatıyorum. Bakacağız. Evet, son durum bu.
Bacaklarında polen var, hala kek yalamaya çalışıyor. Kovanın içine niye sıkıyorum? İşte bu yüzden arılar hem dışarıya gidip su getirmek için bal harcamasınlar diye, hem de saçma sapan yerlerden su içmesinler diye zira ilaçlamalar bu armutlara başlayınca hep telef olacaklar.